Merhabalar. Bugün sizlere mevsimler hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dünyanın güneş etrafının dönmesi sonucunda gün ve gecelerin uzunluğuna bağlı olarak belirlenen dirisinin 4 bölümünden her biridir. Dönme sonucu ortaya çıkan değişiklik güneşten alınan ısı miktarından farklı olması doğru. Mevsimler arası sıcaklık değişmesi özellikle ılımlı bölgelerde kendini en fazla gösterirken ekvatorda bu oldukça azdır. Kutuplar ise daima soğuktur. Ancak sıcaklıkta da mevsimlere bağlı olarak bir değişiklik fark edilir. Mevsimler ekliptik olarak denilen dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinde düzlemiyle dünyanın dönme ekseninin yaptığı açı sonucu ortaya çıkar. Bu sebeple dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında kuzey ve güney yarımkürelerin yönelmesi değişir. 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar kuzey yarımküre güney yarımküre güneşe daha dönüktür ve daha çok güneş tarafından ısıtılır. Bu durum 23 Eylül ile 21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Mart'tan başlayarak bu şekilde isim verilmiştir. 21 Mart 22 Haziran ilkbahar. 22 Haziran 23 Eylül yaz. 23 Eylül 22 Aralık sonbahar. 22 Aralık 21 Mart kış. Güney yarım küresinde mevsimlerin sıra tersinde olup ilkbahar 23 Eylül'de başlar. Mevsimlerin dünyanın kendi güneşinin güneşin etrafında döndüğü yörüngeyle aynı zamanda dönmemesine kaynaklanırlar. Böylece yeryüzündeyken göke bakıldığında güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzüne geçer. Kuzey kışı döneminde dünyanın güney küresi güneşe doğru yöneliktir ve kuzey küresi daha fazla güneş ışığı alır. Güney kışı döneminde ise dünyanın kuzey küresi güneşe yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın kuzey küresinde yaz başladığı zaman güney küresinin yani dünyanın kuzey küresinde yaz başladığı zaman güney küresinde kış başlar. Dünya eksenlikli ve yıllık hareketine bağlı olarak 4 önemli bir gün ortaya çıkar. Bu günler mevsim başlangıcı olduğu için gün dönümü adı verilir. 20 Mart, 23 Eylül, ekvinoks tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran solstis tarihleridir. Gün dönümü tarihleri gündüz sürelerini uzamaya veya kısalmaya döndüğü tarihlerdir. Ekvinoks tarihleri ise güneş ışınlarının ekvatorda dik düştüğü ve bütün dünya gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihlerdir. Eğer eksenikliği olmasaydı, dünya güneş tarafından donanırken güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, sıcaklık değişimleri gerçekleşmeyecek, böylece mevsimler de oluşmayacaktı. 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasında kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanırken güney yarımkürede sonbahar yaşanmaktadır. 21 Haziran 23 Eylül tarihleri arasında kuzey yarımkürede yaz yaşanırken güney yarımkürede kış yaşanmaktadır. 23 Eylül 21 Aralık tarihleri arasında kuzey yarımkürede sonbahar yaşanırken güney yarımkürede ilkbahar yaşanmaktadır. 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında kuzey yarımkürede kış yaşanırken güney yarımkürede yaz yaşanmaktadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.